Sanatçı burada derinliği vermiş. İyi mi tuzu falan? Tuzu falan iyi. Tamam. Hamurunu incelt. Tamam. Ya, suyu olmayan, çatısı olmayan, kapısı penceresi olmayan biz bir inşaatta kaldık. Biz bu şekilde başardık. Benim eşim bir güne bir gün ben neden bu şartlarda yaşıyorum demedi. Ya günaydın patlıcan. Vay gözüm benim soğan. Vay Dezzem'in oğlu patlıcan. Maydanoz'a ne yaptın sen? Diye konuşmuyorum ki ben. Döner koydum abi. Bütün mahalleye sabah saat 10'da başladım, akşamı saat karanlığına kadar. Bedava döner. Yani belediyenin açma yetki belgesi var sende. Sana ruhsat gibi belge. Çok rahat şekilde iş kurabiliyorsunuz bu ülkede. Yani Türkiye'den ürün getirip burada pazara girmek çok çok rahattır. Uruguay'dan selamlar. Herkese merhaba. Hatırlarsanız daha önce Metin abiyle bir röportaj yapmıştık burada. Montevideo'ya geldiği, Uruguay'a geldiği süreçle ilgili. Şimdi bugün Metin abiyle yine bir röportaj yapacağız. Uruguay'da iş kurma süreçleriyle ilgili. Biliyorsunuz daha önceki röportajda Metin abi söylemişti. Uruguay'a 575 dolarla ailesiyle birlikte gelmişti ve daha sonra burada kendine yeni bir hayat kurmuştu. Şimdi öncelikle o süreçlerden başlayacağız. Abi hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk, merhaba. Abi ben şimdi öncelikle şeyi merak ediyorum. Yani buraya mesela 575 dolarla gelmişsin. O geçtiğin aşamaları merak ediyorum ben. Şimdi bir konuda yani çok iyi anlaşılması gerekiyor. Nereye kaç parayla gitmiş olduğun önemli değil. Birincisi hedefin olmalı. Yani neden gidiyorsun? İkincisi kime veya neye güvenerek gidiyorsun? Yani bu süreç çok önemli. Yani bir kişinin şeyle alakalı, yani senin kaç paran olduğu önemli değil. Birincisi neden gidiyorsun? Evet. Yani bir hedefin olacak. Ben işte şu amaçla gidiyorum. İkincisi kime veya neye güvenerek gidiyorsun? Yani şimdi benim doğrudur. Hiç param yoktu ben bu ülkeye geldiğim zaman. Yani biz 2 günlük süreci kurtarabilecek bir ekonomiye sahiptik. Aslında bir birey olarak 1 aylık süreci kurtarabilirdik ama yanımızda çocuk var. Ondan dolayı yani 2 günlük süreci atlatabileceğimiz bir sürece, ama ben eşime çok güvendim. Yani eşim, biliyordum ki, çünkü hani bir insan tanımak istiyorsan en zor anında tanırsın, en zor anında anlam verirsin ki anlam yükler bazı şeylere. Eşimin yanındaki o dik duruşu, yıkılmayışı bana gazı veriyordu. Ben daha çok hırslanıyordum. Biz bu şekilde başarmış olduk. Yani tamam, doğrudur. Hiç kimseyi tanımıyorduk. Doğrudur. Paramız yoktu. Ama birbirimize güvenip birbirimizi tanıdığımız için eşimle biz nelerin üstesinden gelip nelerin üstesinden gelemeyeceğimizi farkındaydık. Evet. Yani düşünsene bir tane mavi, tam mavi de değil, tuhaf renkli bir tane plastik leğen gibi bir şey aldım. Orta ölçekli. Eşim onun içinde bir şeyler hazırlardı. Sonra onu bir şekilde ikinci el aldığımız tavada pişirirdik. Ben götürür onu satardım. Ve ben akşam eve geldiğim zaman kazancımın 1/3'ine, işte evin ihtiyaçlarını alırdım. Çocuğuma çikolata, şu bu alırdım. 1/3 sermaye, 1/3 yarına yapacağımız hazırlığın malzemesini alırdık. Biz bu şekilde başardık. Benim eşim bir güne bir gün ben neden bu şartlarda yaşıyorum demedi. Biz geri kaldı. Yani tuvaleti olmayan, banyosu olmayan, suyu olmayan, çatısı olmayan, kapısı penceresi olmayan biz bir inşaatta kaldık. Karton piyerlerin üzerinde yatıyoruz. Sabah kalkıyoruz, bembeyaz olmuşuz. Çünkü bütün alçı üzerimize bulaşıyordu. Yürüdüğümüz zaman üstümüzü çırpa çırpa. Zıplamaktan korkuyordum. Çünkü toz çıkıyordu benden. Eşim Marmaris'te villadan geldi. Yani biz öyle bir hayattan geldik ki eşim bana hiçbir zaman ben bu hayatı hak edecek ne yaptım, sen bizi nereye getirdin? Kesinlikle ne bir sitemi ne bir söylemi ne de ona yönelik bir bakış oldu. Sabırla biz bekledik. Bizim kazancımız buydu. Yani birbirimize olan saygımızı yitirmeden biz aslında para kazanmadık. Ha, tamam kazandık ama biz aslında eşimle ne kadar birbirimize değer verdiğimizi anlamış olduk. Yani o yüzden kaç parayla gittiğiniz veya nereye gittiğiniz önemli değil. Kime güvenerek gidiyorsun, neden gidiyorsun? Bu önemli. Evet. Ondan dolayı biz başardık. Yani bizim asıl başarmamızın nedeni eşim hiçbir şekilde o zor süreçte beni incitecek bir söylemde veya bir davranışta bulunmadı. Ben eşimi üzecek veya
bir davranışım veya bir söylemim olmadı. Başarıyı aslında bu şekilde yakaladık biz. Anladım. Peki abi sizin bu geçtiğin süreçleri anlatır mısın? Mesela yani 575 dolarla Uruguay'a gelmişsin mesela, ailenle birlikte üstelik. Ve bugün Montevideo'nun en merkezi yerlerinden birinde, yani İstanbul için Eminönü diyelim, Sultanahmet Meydanı diyelim. O tarz merkezi bir yerde bir döner restoranın var. Yani bu aşamaya gelinceye kadar geçtiğin aşamaları bize anlatabilir misin? Şimdi bizim geldiğimiz ilk süreç, biz Uruguay hakkında hiçbir konuda araştırma yapmadık. Yani evrak süreci nasıl olacak? Hangi evrağı nereye vereceğiz? Kimi ne yapacağız? Kiminle ne konuşacağız? Bunları bilmiyoruz. Daha da komik olan veya ilginç olan, herhangi bir konuda bilgi alamıyoruz. Çünkü bizi anlayabilen veya kendimizi ifade edebileceğimiz hiç kimse yok. Çünkü dil bilmiyoruz. Yani soracağım çok soru var kafamda. Ama birinin karşısına geçip de kızımın acilen polikliniğe gitmesi gerekiyor. Çünkü çocuk hasta. Çünkü o süreç benim kızım 12 kilo, 11 kilo 800 gram galiba. 12 kilo civarı. 8 kilo 700 grama düştü. Evet. 8 kilo 600 grama düştü. Yani çocuk elimizde eriyor. Çünkü yedirecek bir şey bulamıyoruz. Bize bir mutfak lazım ki hani 2 yumurta kırabilelim. Bu yok. Dil bilmediğimiz için biz çok büyük zorluklar çektik. Dil bilen birkaç kişi vardı. Facebook üzerinden onlara ulaştık, işte Türkiye'den gelenler. Onlar da bizden uzak durmayı tercih ettiler. Çünkü belli bir ekonomiye sahip değilsen insanlar yanaşmadılar bize. Bir aile hariç, Kolonya'da Burak abi vardı. Onlar hariç, onlar sonrasında biz onlara ulaştık, onlar bize yardım etti. Zaten bizim hayatımızın dönüm noktasını onların bize uzattığı elle yaptık. Ha bu el manevi değil, maddi değil, maneviydi. Yani ulaşmamız gereken bir kişiye ulaştılar bizim adımıza. İşte sosyal servis var buradan Mides. Ama hiçbir şekilde yardım vermiyor. Yani herhangi bir artın yok. Oraya gidip geliyoruz. Biz Avrupa kafasında gittiğimiz için hani bir şeyler istiyoruz. Yani biz bize çuvallarla erzak, kolilerle erzak verin demiyoruz. Ya bize sığınabileceğimiz bir yer verin. Ama yok, yani bu ülkenin yasasında sebep ne olursa olsun veya ne şekilde gelmiş olursan ol, bu ülke kesinlikle barınma imkanı vermiyor. Sadece barınma imkanının bir tek koşulu var. O da şudur: ailende çok ciddi bir hasta olacak. Yani kalıcı bir hastalığı olan engelli bir birey olacak ailende, ama ailenden biri. Doktorun sana yazmış olduğu rapor doğrultusunda, işte sağlık koşullarda yaşaması gerekiyor gibisi bir rapor yazacak. Sen bunu sosyal servise götüreceksin. Sosyal servis sana 2 yıllığına kiranı ödeme garantisini veriyor. Sen o garanti belgesiyle gidiyorsun, emlakçıya tutuyorsun. O belgeyi veriyorsun. Çünkü devlet onaylamış belgeyi. Sosyal servis 2 yıl boyunca senin kiranı ödüyor. Ama 2 yılın bitiminde artık tek başınasın. O da özel bir durum gerektirdiği için bunu yapıyor. Onun haricinde zaten barınma vermiyor. Tabii bu arada ben işte inşaat işi çıkıyor. Gidiyorum inşaata. O ona söylüyor. Rica ediyoruz. Bir kişinin işini yaptığım zaman işte bunlar zor durumda deyip başkasına yönlendiriyor. Bir gün bir çatıyı temizlemeye gidiyorum. Bir gün bir bahçe otu temizlemeye gidiyorum. Düşün yani, şuraya kadar çöp poşetlerini kendime sardım. İçine girdim tulum şeklinde. Logara girdim, logarı sıyırdım. Logarın o dalgıç pompasının borusu çıkmış. Bildiğin kuyuya indim ben bu ülkede. Ben yani ekmeğim için yapacaksın. Biz bunlarla uğraşırken bir yemek yarışması olduğunu işte öğrendik. Biz daha önceki videoda da anlatmıştık biz bunu. O yemek yarışmasına başvurdum ama sıkıntı şu: benim mesleki olarak kendimi ifade edebileceğim herhangi bir ekipmanım yok. Yani biz yemek yerken dahi düşün, kendimizin yiyeceğimiz kaşığımız yok. Yemek ne içinde pişiyorsa biz onun içinde yiyoruz. Çünkü tabağımız yok. Evimizde de yok. Yani evde yok. Başvurdum. Mides'te görevli Laura diye bir tane bayan vardı.
Beni bir tane bayanla tanıştırdı. O bayan da belediyeye bağlı gastronomi bölümünde görevli, organizasyonu içerisinde olan bir görevli. Maria ile tanıştırdı. Maria ve Julia vardı, iki arkadaş. Benim eşimi çok sevdiler. Yani bir sene kanları çok ısındı. Üç bayan bir araya geldi. Ben biraz dışarıda kaldım gibi. Ama yardımcı oluyorlar bize. Beni yarışmaya kaydımı yaptılar beni. Her ne kadar aşçı olursan ol, yarışma kuralları gereği işte 9-10 haftalık bir kurs süreci var. Hem kurs süreci hem de eleme süreci. İşte 2 hafta gittim ben, 2. haftanın bitiminde dediler seni yarışmaya kabul etmiyorlar. Ben dedim, elendim mi? Hayır, elenmedim. Çünkü elenmediğimi biliyorum. O 2 haftalık süreçte yaklaşık 200 kişi elendi. Ama ben elenmediğimi biliyorum. Hayır dediler, seni kabul etmiyorlar. Neden kabul etmiyorlar? Senin dilin yok. Ben dedim bunu jüriyle konuşmadan benim hakkımda bu kararı verilmesini doğru bulmuyorum. Ki burası demokrat bir ülke. Yani. Ben doğru bulmuyorum dedim. Ki bana bu yazılı olarak verilmeli. Yani bana yazılı olarak bir belge vereceksin. Şu sebepten dolayı biz seni kabul etmiyoruz. Ben de buna saygı duyacağım. Söylemde olmaz bu iş. Randevu ayarlarında jüriyle buluştuk işte. Ben jüriye gittim. Biraz komik olacak. İşte ben mutfağa girdiğim zaman işte hani meyveyle, zepseyle, etle sohbet etmiyorum ki. Ya günaydın patlıcan. Vay gözüm benim soğan. Vay Dezzemin oğlu patlıcan. Maydanoz'a ne yaptın sen? Diye konuşmuyorum ki ben. Ben aşçıyım. Benim işim yemek yapmak, muhabbet etmek değil ki. Veya ben bir otelde resepsiyonist değilim ki. Hani diyalog içerisinde olayım. Ben bunları ikna ettim işte orada konuştuğumuzda. Beni bir profesyonel mutfağa götürdüler. Belediyenin işte gastronomi bölümünde. Uruguay'a dışarıdan gelen herhangi bir heyet veya herhangi bir etkinlik veya farklı ülkeleri ağırladıkları zaman yapılan bütün organizasyonlarda devletin kullandığı mutfak. Yani bu belediyenin kontrolünde ama Uruguay'ın. Beni o mutfağa götürdüler. 4 kişi karşımda duruyor. İşte ben yemek yapıyorum. İşte tava tutuşundan bıçak sallayışıma, zepseyi, meyve, kullanacağım işte ürün neyse onları tutmamdan tutun, işleme şeklime kadar ince bakıyorlar böyle, not alıyorlar. Ben yemekleri yaptım, masaya koydum, bunlar tadına baktı, tamam dediler, yarışmadasın. Ama tabii bir yanım yarışmaya katılmaz, elen diyor, bir yanım da katılmak istiyor. Katılmak istiyorum çünkü bu bir yarışma, ben çok istiyorum bunu. Kazanacağımdan da eminim ben, yani olmasam da birinci, ikinci, üçüncüyüm. Çünkü oradaki katılanlara bakıyorum, ya ben kesinlikle üçüncülüğü aldım. Ama ikinciliğe ve birinciliğe oynarız diyorum. Ama bir yanda katılma diyor. Çünkü rezil olacağım ben, hiçbir şeyim yok. Yarışmaya kabul edildim, ben eve geldim kara kara düşünüyorum. Abi balkonda oturuyorum. Hanıma dedim ki işte hayatım hal mesele böyle dedim. Ben dedim yarışmaya katılacağım ama dedim. Biz nasıl katılacağız? Yani ben döktüğüm sosu veya tezgaha damlayan, orada mı yemek yaparken tezgaha damlayan yağ silecek mendilim yok benim. Peçetem yok benim. Sen dedi Martin'le konuş. Martin de belediyenin şef aşçısı, yani inspektör gibi. Yani herkesin, bütün organizasyonun başındaki adam. Ki profesyonel aşçıymış. Okulda okumuş onun. Aşçılık üzerine. Martin'i bir iki kişi yardım ederken gördüm orada katılanlara dedi. Yani yarışmaya, elemelere gelenleri gördüm dedi. Gittim ben Martin'le konuştum. Ertesi gün. Martin işte iyi kötü bir İngilizceyle. Onun anlayabildiği kadar, benim anlatabildiğim kadar ben anlattım bir şeyler. Hiçbir şeyim yok dedi. Martin aldı götürdü beni kendi deposuna. İşte oradan bir şeyler verdi. Sonra kendi cebinden bir tane tahta aldı, bıçak aldı. İşte maşadır, şudur budur bir şeyler aldı. Biz hazırlıklara başladık artık. Yani ne yapacağız, ne edeceğiz, işte bize bir sürü belgeler veriyorlar. Onları sabaha kadar eşim çeviri yapıyordu. Uyumuyorduk adam, düşünebiliyor musun? Sabaha kadar çeviri yapıyordum. Yazıyordu Türkçesini. Telefonda çeviri yapıyor. Türkçesini yazıyordu. Ben sabah kalkıyordum. Hem çalışıyordum işe gittiğim zaman. İşte bir iş varsa. Hem de bir ara ara onları okuyordum. Yani bildiğim şeyler ama okumam gerekiyor. Çünkü verilmişler bunları. Ya bir şey sorarlarsa.
Derken yarışma günü geldi. Biz yarışmaya katıldık. İlk gün çok güzel bir başarı elde ettik. İkinci günde o başarıyı biz elde ettik. Yarışmayı kazandık. Yani daha önceki videoda da anlatmıştık. Çok detaylara girmeyeyim. Yarışmaya katıldık. Tabii benim yarışmada bir ödül olduğunu bilmiyordum. Yani ben hani diyordum bir kupa gibi bir şey verirler. Bir madalyası olur veya ne bileyim bir takdir belgesi olur. Bana işte geçici bir kart verdiler. Bu kartta 24 bin dolar var dediler. 24 bin dolar bir ödül verdiler. İşte bütün ekipmanı bize hediye ettiler. Artı bir de bana bir referans verdi. Bu vermiş olduğu referans sadece birinciliğe veriliyor. Yani bütün herkese referans, sertifika verdiler, başarı belgesi. Herkese verdiler. O son kalan 39 kişinin hepsine verdiler. Ama o bana verilen sadece bana özel verildi. Çünkü birinciye verilen o. Bütün Uruguay'a bağlı eyaletlerin tamamının belediyesinin kabul gördüğü bir belge verdiler. Ben gidip hangi belediyenin, hangi eyaletin belediyesinde işte şu parkta sizin bir büfeniz var. Ben oraya talibim. Eğer boştaysa o referansla bana verilecek. Veya sahilde veya bir sokakta bir büfe veya bir dükkan. Belediye ait olacak ama. Tabii o arada 3-4 tane iş teklifi geldi. Biri geldi işte bize her gün bir sistemi kursak 6000 tane lavaş üretir misin? Paket sistemi marketlere dağıtacak. Biri geldi dedi ben işte ofislere ve büyük fabrikalara, işte burada toptancılara falan fabrikalara yemek yapıyorum. Bir yemek fabrikası açacağım. İşin başında olur musun? Şimdi hepsi büyük oynuyor. Hepsine bakıyorum ulan biz ayda 15-20 bin dolar kazanacağız. Ama bir tanesi geldi. Dedi ki ne benim yaklaşık 30 bin dolar param var dedi. Hintli. Hindistan'da avukat. Annesi bunu evlendirmeye çalışıyor diye Hindistan'dan kaçmış. Evlenmemek için kaçıp Uruguay'a gelen bir Hintli. Biz de bir dükkan açalım dedi seninle. Tamam dedik. Çünkü bunu dedi daha mantıklı geldi bana. Yani öbürleri milyonlar dökecekler. Bu adam benim 30 bin liram var diyor. Gel beraber bir iş yapalım diyor. Yani bu daha mantıklı. Çünkü adam risk alıyor. Öbürleri çünkü büyük oynuyor. Bu adamların riski yoktur. İşi bittiği anda beni kapıya koyacak adamlar öbürleri. Biz kalktık Punta del Diablo'ya gittik. Buraya 380 kilometre. Uruguay'ın Datça'sı gibi bir yer düşünün. Yani turistik bir yer. Eski bir balıkçı kasabası. Oraya gittik. Kime dükkan sorsak kimse dükkan vermiyor yabancıyız diye. Ben de aldım belgeyi, o bana verilen referansı. Belediyeye gittim. Belediye de şey diyor yani Punta del Diablo'nun belediyesi yok. Ofis var. Castillo'ya bağlı belediye. Rocha'nın Castillo ilçesine bağlı. Oraya referansı verdim. Bu referansa baktı. Telefon açtı. Biz dışarıda bekliyoruz. 5 dakika sürmedi. Beni çağırdı. Ceketini aldı. İşte hani hava biraz serindi. Ceketini aldı. Klasörünü aldı. Koltuğun altına koydu. Yürüdü. Peşinden gittik. Dükkanları bana göstermeye başladı. Bu var, bu var, bu var, bu var, bu var dedi. Ben hiçbirini beğenmedim. Tabii biz dükkanları değerlendirirken burada bir tane kadınla konuşuyor. 65 yaşlarında böyle kilolu ama kemikleri böyle iri. Eski İnkalara benziyor kadın böyle harbi böyle cüsseli kadın yani böyle kafama vursa beni belki 10 santim gömecek yere kadın öyle babayiğit bir kadın. Onunla konuşuyorlar onlar bizler dükkana ben Hintli'ye söylüyorum ben İngilizce konuşuyor Hintli'yle. Beğenmedim ben hiçbirini yani çünkü hiçbiri bizim yani kendimizi öne çıkarabileceğimiz pozisyonda dükkanlar değiller. Belediyenin dükkanları kapı kapıya bakıyor pencere pencereye bakıyor iki dükkan yani iç içe sayılır. Masa koyuyorsun sandalyeye yer kalmıyor. Öyle tuhaf çünkü belediye yapmış ufak ufak. Bir tanesinin dükkan var orada benim gözüme bir ona takılıyor. Yalnız orada da dükkan var aşağı yukarı bir 9 metre tabela var böyle kocaman uzun. Olga. Kadın öyle bir tabela yaptırmış ki yani 1 kilometre denizdeki gelen balıkçı o tabelayı okur. Öyle bir tabela yaptırmış kadın. Ben bu dükkanı istiyorum dedim Hintli'ye. Hintli de biraz böyle çatpat İspanyolcası var. Gitti belediyenin görevlisine söyledi işte bunu beğendik dedi. Bu bizim değil dedi. Bu Olga'nın dedi. Olga kim dedi. Şey Hintli bana söyledi. Ben dedim Olga kim? Bu kadın işte dedi. Ben kadının yanına gittim. Bu dükkan kimin dedim. Hintli söyledi. Benim kızımın dedi. Kızım dedi kalp ameliyatı olmuş dedi. Şu an dedi bu sene kapatacağım dedi. Çünkü çalışamayacak dedi. Ben de çıkarttım telefonumda. Kızımın resmini gösterdim. Bak bu da benim kızım dedim. Ben dedim bu dükkanı bana vermezsen
Benim kızım aç kalacak çünkü. İş, benim çalışmam gerekiyor dedi. Bana bu dükkanı vereceksin. Para neyse ben vereceğim, kiranı ödeyeceğim dedim. Bana baktı, baktı, baktı. Bir baktım içeriye bağırdı. Ramon dedi. Ramon geldi, bir şeyler konuştular. Ramon gitti içeriye, tekrar geldi. Baktım bana anahtarı verdi. Sözleşme yok, kontrat yok, cart yok, cürt yok, hiçbir şey yok. Direkt anahtarı bana verdi. Derken işte biz geldik Montevideo'ya, tekrar gittik. Yapıyoruz hazırlık. Abi ben bu hayatta çok az insandan öyle samimiyet gördüm. Olga gerçekten de çok güzel sahip çıktı bana. Yani şimdi biz farklı bir kültürde yemek yaptığımız için Uruguay'da bir kural vardır. Yapmış olduğun yemeğin ne olduğunu götür belediye liste halinde vermen gerekiyor. Bunu yapmazsan yemeğin permiso, yani onayını alamıyorsun. Permiso vermiyorlar. Bütün belgelerimi bu kadın hazırlattı. Biz dükkana başladık. Bu sefer komik olan şu. Tamam, biz ürün olarak, yemek olarak kimsenin yapmadığı 3-5 kalem ürün yapıyoruz. Dönerdi, carçuk falan vesaire bazı yemekler yapıyoruz ama içki herkeste var. Ne yapabiliriz dedik. İşte Marmaris'te çalıştığım dönem benim İrlanda'ya giden bir arkadaşım vardı. Onunla bağlantıya geçtim. Neleri ondan fikir almak için. O barmendi. Ondan fikir almak için onu aradım. Tamam, ben turizmciyim ama hani bar konusunda barmenle konuşmak daha mantıklı geldi bana. Onu aradım. O beni İspanya'da bir arkadaşına yönlendirdi. Arkadaşı bize İzmirli. Yardımcı oldu. Bize bir tane makine gönderdi. Parasını verdik. Bize bir makine geldi. Uruguay'da yok. Yani fıçı herkeste var. Bir musluk, iki musluk, üç musluk. Ama tek tanka bağlı 6 musluk yok. Yani 6 tane fıçı tankın içinden geçiyor işte borulardan, soğutuyor. 6 tane musluklu tek tank gönderdi adam bize. Biz Uruguay'da kaç çeşit merdiven altı, yani yasal ama profesyonel fabrika değil de yarı profesyonel üretim yapan bir acı varsa hepsinin en kaliteli fıçılarından ikişer ikişer anlaşma yaptık. 6 fıçıyı koyduk dükkana. Abi yani ben çeşme suyunu bu kadar tüketmiyordum. Yani ilk başlarda biz 250-400 miligramlık bardaklarla içki veriyorduk. Abi adamlar öyle bir içiyor ki, yani Brezilyalılar. Abi birlik bardak koydum. Artık birlik bardaktan vazgeçtim. O plastik sürahiler var, kuplu. Bizim otogar lokantalarında su koyarlar. Evet, evet. Mavi kapaklı, kırmızı kapaklı. Evet. Ona benzeyen çok ucuz sürahiler bulduk biz Brezilya'da, Chuy'de. Sürahiyle bira veriyorum. Abi adamlar öyle bir içiyor. Ya 4 kişi geliyor, bir patates cipsi istiyor. 4 sürahi bira istiyor. Gece saat 2'de 3'te kapattık. Olmaz. 24 saat. 3 ay boyunca 24 saat açtık. Derken pandemi patladı. Pandemi patlayınca gene biz iyi kötü para kazanıyoruz. Yani para kazanma konusunda bir problemin yok. Problem Uruguay gümrüklerinin tamamında kaç tane kapı varsa polisin kontrolünde. Uruguay hükümeti almış olduğu dünyadaki en radikal kararlardan bir tanesini aldı. Pandemi süreci netleşinceye kadar veya bir sonuca bağlanıncaya kadar gümrükten polisin yarısını çekip yerine asker koydu. Orduyu koydu. Ki zaten bundan dolayı pandemide çok bir zayiat vermedi. Uruguay'ın toplam ölü sayısı belki dünyada en çok en az kayıp veren ülkedir. En az sorun yaşayan ülkedir. Askeri çekince turist tamamen bitti. Biz de kapatıp Montevideo'ya geldik. Ne yapacağız dedik. İşte benim evde bir tahta masa vardı. Masayı koydum yola. Döner makinesini koydum. Döner satacağım işte. Abi hafif bir yağmur yağıyor. Döner ıslana ıslana ben döneri kesiyorum. Tabii insanlar da bu dönerin ne olduğunu bilmedikleri için ya demek ki böyle yediyor mantığı var. Derken işte biraz para kazandık, üstüne şemsiye koyduk. Derken biraz para kazandık, üstüne çadır gibi bir şey yaptık. Derken para kazandık, masayı değiştirdik. Derken biraz para kazandık. Hani var bir kötü köşede bir şeyler ama dokunmuyoruz. Oradan kazandığımızla işi büyütmeye çalışıyoruz. Derken bir araba yaptık. İşte arabayı götürüyoruz. Zaten hemen bir sokak evimin üstüne yaptım ben. Satıyoruz. İşte benim şansıma o Lateca dediğim bölge tamamen komünistlerin kontrolünde bir bölge. Yani belediye bile giremiyor oraya. Belli bir noktadan sonra halk otobüsü biniyor. Polisin kontrolünde halk otobüsü gidip geliyor. Öyle tehlikeli bir mahalle bir de.
Yani bu Brezilya'nın favelası falan filan bok yemiş onlar. Yani el anlatıyor favela. Ya sen gel bir Latika'yı gör. Sen gel bir Latika'ya gir. Yani Latika'ya gece saat 1'den sonra yürü. Hele bir 6-7 tane sokak var, yürü. Sokağın sonuna Baksır'la varırsan şükret. Elbisen gidiyor. Öyle bir mahalleden bahsediyoruz. Neyse biz hani iyi kötü satıyoruz. Benim şansıma o mahallede haftanın 4 günü pazar kuruluyor. İşte tepede Paso Molino'ya yakın cuma günü kuruluyor. Pazar günü mezarlığın karşısında kuruluyor. Salı ve cumartesi günleri benim kapıda kuruluyor. Tam benim sokağımda. Komple olarak pazar oluyor. Onun artısı çok oldu bize. Biz orada sermayeyi yaptık ama hem yeterli sermayem yok. Çünkü benim hayalim bu Ciudad de Viejo'ya girmek. Zaten Ciudad de Viejo'ya girmek için herhangi bir iş yapman için çivi almadan önce senin cebinde 15 bin dolar para olacak. 15 bin dolar unutacağım para. Yani öyle bir para yok aslında. Niye yok? Dükkanı tuttun, verdiğin depozito, evrak masrafı, ön peşinat, kira 15 bin dolar gitti. Ki zaten bir yıl en az 10 aylık depozito yatırman gerekiyor. Zaten aylık 1000 dolar üstü kiran varsa zaten 10-12 bin dolar kiraya gitti. Depozitoya gitti, o parayı unutuyorsun sen. Gitti o para. Sen bir gün kapatıp şartları yerine getirdiysen, evrağını imzalıyorsan o paranı alıyorsun geri. Ha, bizim şu anda içeride 5000 dolarımız var mesela. Ama ben hem dil konusunda kendime güvenmiyorum hem de yani sermayem yetersiz. İşte Fuat vardı, Ağrılı arkadaş. Onunla tanıştık. Şu anda onu da özellikle belirteyim. Fuat'la biz 3 yıl ortaklık yaptık. 4 yıllık bir dostluğumuz vardı. 4 yıl aşkın, 4 yıl 6 aylık bir dostluğumuz vardı. Fuat'ı benim anlamam, tanımam ve çözme sürecim 1,5 yıl sürdü. 1,5 yılın sonunda ben güvenilir olduğuna kanaat getirdim ki öyle bir insan. Ortaklık teklif ettim. Fuat burada parasını kazandı, düzenini kurdu, evlendi, çocuğu oldu. Ve şu anda Amerika'da New Jersey'de çalışıyor. Çok da güzel parasını kazandı, çok da mutlu bir hayat kurdu orada. Aşağı yukarı 3 aydır, 2,5 ay oldu gideli. Yani Fuat'ın basamağı buradan Amerika oldu. Onu da başardık biz. Sırsıta verdik, onu da başardık. Derken biz dükkana bulaştık. Dükkanı tuttuk. Yani 3 dükkan beğendik. İşte yabancıyız diye birisi dükkanın kiralama şartlarında 6 depozito istiyorsa adam 10 depozito diyor. 10 istiyorsa 15 diyor. Kira 1000'se 1500 diyor yabancıyız diye. Hele Türkiye'den geldiysen kirayı kesinlikle bir 500 dolar artırıyorlar. O da neden kaynaklanıyor? Yani bütün dünya biliyor ki Türkiye'de bazı şeyler yanlış gidiyor. Bununla para vardır, acaba para mı getirdi falan filan mantığı var. Biz iyi bir kadına denk geldik, yaşlı bir kadına. Kadın sahip oldu bize. Yani bizden normalde 8 depozitolu bir dükkandı. Bize 5 depozito dedi. 5000 dolar depozito istedi. Kefil istemedi. Herhangi bir firmadan garanti istemedi. Direkt avukattan sözleşmemizi yaptık. Yani buna mobilyara dediğimiz emlakçı ve avukat üzerinden biz dükkanımızı tuttuk. Dükkanı tuttuk ama şimdi Uruguay'da ben şimdi hem ona bunu anlatayım hem de Uruguay'da dükkan açma sürecini de anlatmış olayım. Şimdi daha iyi anlayabilmeniz için Türkiye'de bir ruhsat süreci vardı. O da nedir? Türkiye'de sen dükkan açtığın zaman veya herhangi bir iş kurduğun zaman ki bu iş lokal, lokalsa yani bulunmuş olduğun bölgeye hitap ediyorsa bir belediye ruhsatı alıyorsun. Bunun yanı sıra tatil günleri açma ruhsatı alıyorsun. Bunun yanı sıra içki veya tekel ruhsatı alıyorsun, izni alıyorsun. Yani ben bir dükkan açtım, işte bira satacağım. Bira için ayrı bir izin alıyorsun. Yok hafta sonu için, tatil günleri için ayrı. Uruguay'da böyle bir şey yok. Uruguay'da daha doğrusu 120-130 metrekare üstü işletmelere kadar herhangi bir belediye ruhsatı yok. Yani belediyenin açma yetki belgesi var sende. Sana ruhsat gibi belge veriyor ama aslında belediye sana bir belge vermiyor. Uruguay'da işletme yapmanın temel kuralı itfaiyeye dayalı. İtfaiye gelip senin dükkanını inceliyor. Bu dükkan herhangi bir yangın durumunda canlı bir varlığın zarar görebileceği pozisyonda müsaade etmiyor. Dediği zaman hiçbir güç o dükkana ruhsat vermez.
Yani açamazsın. İşte belediye sadece senin hazırlamış olduğun belgeleri dosyalayıp muhafaza eden kurum statüsünde. Sen dükkanı açmak için öncelikle gidiyorsun, işte dükkanını hazırlıyorsun, sonra belediye itfaiyeye başvuruyorsun. İtfaiyenin kendi maaşlı veya anlaşmalı mimarı gelip dükkandaki bütün her şeyi inceliyor. Ama öncesinde sana soru soruyor. Bu dükkanda veya bu işletmede kullanacağın elektrikli veya gazlı makinelerin çapı ne? Ne tür bir işte kullanacaksın? Bunun bilgisini aldıktan sonra sen dışarı çıkıyorsun. Artık müdahale etmiyorsun. Veya yanındasın ama müdahale etmiyorsun. Bütün prizlerini tek tek açma hakkına sahip. İçinden gelen kablonun, çünkü ona göre seni takacağın bir makine 6 milimlik bir kablo gerektiriyor. Sen 4,5 takmışsın. Onaylamıyor. Bunu sök diyor. 6 milimlik kablo tak diyor. Her iki tane prizinde bir sigorta olması gerekiyorsa hayır 3 yapamazsın diyor. Yani 2 yapacaksın diyor. Mimar evrağı onayladıktan sonra sen bu evrağı dosyaya koyup belediyeye gönderiyorsun. Belediyeden belgeni alıyorsun. Ama Uruguay'ın bir de şöyle güzel bir tarafı var. Aslında iki tane güzel tarafı var. Birincisi, sen dükkanı açtın, 6 ay boyunca belediyeye başvurman gerekmiyor. 6 ay sonra dükkan çalışıyor, para kazanıyorsun. 6 ay sonra başvurunu yapıyorsun. Belediyeye, ben işte işletme açıyorum. Belediye sana liste veriyor. Şu evrakları al gel diyor. Bu evrakların en önemlisi itfaiye. İtfaiye gidiyorsun, oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun. Yangın söndürücünü koyuyorsun. Onun uygun gördüğü yere işte exit çıkışını, kaçış kapısını ayarlıyorsun. Memleği ne yapıyorsun? Belediye gidiyorsun. 6 aylık sürecin var. İkinci güzel tarafı, sen bir dönerci açtın veya bir pizzacı açtın veya çok iyi bir terzisin. Terzi açtın. Bebek araba satabilirsin. Dükkanın bir köşesinde raf yapıp makarna, pirinç satabilirsin. İçki satabilirsin. Bunun için ek bir belge, izin alman gerekmiyor. 24 saat açabiliyorsun o tek belgeyle. Yani hafta sonu, tatil, özel gün belgesine ihtiyacın yok. Veya ben dönerciyim ama ben dükkanımın bir köşesine bilgisayar koyup satabilirim. Yani burada mesela sen şeye gidiyorsun, Abitap'a gidiyorsun, Abitap'ta oyuncak satıyor. Veya Kreditos'a gidiyorsun, kredi çeken, kredi bu bankalara benzeyen bir kredi ofisleri var burada. Bakıyorsun adam doldurmuş, oyuncak satıyor. Veya eczaneye gidiyorsun, eczanenin ilaç reyonundan büyük çikolata reyonu var. Denk gelmedim. Yani tek ruhsatla bütün bu işleri yapabiliyorsun. Çünkü Uruguay'ın yasası nettir. Uruguay senin faturanın peşinde koşan bir ülke değil. Senin metrekarene göre yaptığın işin ortalama gelirini biliyor adamlar. Çünkü bu işi yapan insanlar da uzman. Buradan da akıllı insanı çoktur. Sabit vergi dilimi tutmuş adam. Örneğin diyor ki ne? 16 metreye kadar ödeyeceğin vergi şudur. Hiç kazanma, çok kazan. Bunu ödeyeceksin diyor. 16-35 metreye kadar ödeyeceğin vergi budur. 35 metre, 70 metrekare şudur, 70-105 metrekare budur diyor. Onun üzerinden senden vergi alıyor. Yani Uruguay'da iş kurmak, Türkiye'den iş kurmaktan çok 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 daha rahat bir durumda. Sadece Uruguay'da sizin zorlanacağınız tek şey, mesleki olarak sizin elinizde belgeniz olacak. Yani o belge Türkiye'den gelmiş olması gerekmiyor. Yani sen örneğin çok iyi bir kaynakçısın, atölye açacaksın, belediyeye gidiyorsun, ustalık belgesi alıyorsun. Sana bir karnede salıya benzer bir belge veriyorlar. Veya sen bileklik yapıyorsun, o belgeyi, o kartı alacaksın. Ondan sonra sen dükkanına veriyorsun zaten bunu. Yani belediyede dükkan açmak için 3 şeye ihtiyacım var bu ülkede. Karnede salu, yani sağlık karnesi. Mesleki belgen. Uruguay kimliği. Şimdi bazı konularda yüzeysel bilgi sahibi olup gidip yerinde araştırmak veya yaşamak daha mantıklı. Şimdi Uruguay'da yaşamak için sizin bir sürece ihtiyacınız var. Bu süreç şudur. Uruguay'a birincisi yasal olmuş, yasal olarak gelmiş olmanız gerekiyor. Yani yasal gelmek anlamındaki kastım şu. Uruguay'a ister herhangi bir dünyada hizmet yapan veya dünya hizmet sektöründe veya iş sektöründeki bir şirketin çalışanı olarak buranın direkt çalışma dairesinden çalışma izniyle gelmiş olun. İster sosyal medyada tanıştığın birinin sevgilisi veya eşi olarak gelmiş ol. İsterse sadece
turist olarak gelip gezmek için geçiş noktası olarak kullandığın bir ülke olsun Uruguay. Ama kalmaya karar verdin. Sen bu ülkeye girerken pasaportuna vurmuş olduğun mühür, giriş mührü senin bu ülkedeki yasal girişindir. Ya sen bu ülkede artık yasal girdin. Süreç orada başladı. O 3 aylık süreç orada başlıyor. Şimdi sen kimliğe başvurduğun zaman sana o migrasyonu, yani kimlik kaydını yapan yabancılar şubesi gibi bir yer, oranın vermiş olduğu yoğunluğa göre bir hafta, 10 gün, hatta bazen şu an biraz yoğunluk var, bir ay da sürebiliyor bu. Ama normal şartlarda 2 haftalık bir süreç. Oradaki işlemlerini kabul ediyor, alıyor. Ondan sonra sana randevu veriyor. Mesela biz Mücahit'e yaptığımız zaman Mücahit aşağı yukarı bir 2 ay mı randevu verdiler? 1,5-2 ay. Yani 1,5-2 ay. Yani o artık süreç bitti Mücahit için. Sadece kimliği alacağı günü bekliyor. Yani o başvuruyu yapıyorsun, kimliği alıyorsun. Bu kimlik aslında senin Uruguaylı olduğun anlamına gelmiyor. Bu senin geçici oturma iznindir. Sağlık karneni alıyorsun. Ondan sonra yapacağın iş üzerine belediyeye başvuruyorsun. O belediye sana randevu veriyor. Falan gün onun sınavı var. Gel diyor, sınava gir. Bir de sınava dil bilmen gerekmiyor. Telefonla çeviriyle girebiliyorsun. Tabletten telefonla çeviri yapabiliyorsun sınav esnasında. Sınava giriyorsun, belgeni alıyorsun. Yapacağın iş üzerine dükkanını tuttuysan eğer, dükkanını tutmuşsundur. Hazırlığını yapıyorsun. Ama hazırlığını bittikten sonra, ama 6 ay dolduktan sonra belediyeye başvuruyorsun. Belediye de sana belgelerini veriyor. Senin diyor şu kadar zamanın var veya 3 ayın var. Ki genelde zaman vermiyorlar. O belgeleri hazırla. Bunun en önemlisi itfaiye. İtfaiye gelip inspektör dediğimiz mimar gelip kontrolü yapıyor. Yanlış olanı sana söylüyor, düzeltiyorsun. Doğrusunu onaylıyor. Burada yapmanız gereken şey ciddi anlamda bu işi bilen birinden yardım alarak iş yerini hazırlarsanız, o zaman belediyeye başvurmuş herhangi bir masrafa girmiyorsun. Çünkü düşünsene, koca duvar yapmışsın, adam geldi beğenmedi, onun sana şurasını sök dedi. Sen sil baştan yapıyorsun. İkinci bir masraf yapmamış oluyorsun. Dükkanını açıyorsun. Uruguay'da iş kurmak dünyada belki de en rahat ülkelerden bir tanesi. Yani sen kazan diye değil. Bu ülke hani bir orada ekonomi canlansın veya bir işler olsun diye en çok yardımcı olan ülkeden bir tanesidir. Ondan sonraki süreç çok daha rahat. Belediyeye gidiyorsun. Belediye sana işte senin açmış olduğun şirket üzerine, ki şirkette şimdi anlatacağım. Şirket üzerine vermiş oldukları RUT numarası. Yani bu RUT dediğim işte vergi numara. O şirketin vergi numarası. Üzerine senin belgeni hazırlıyor. Sen getirip onun dükkanı açıyorsun. Orada bir işte barkod var. Belediye gösterdiği zaman onu sadece telefonla veya makineyle onu okuyor. Tamam, kayıtlı, bitti. Çıkıp gidiyor. Şimdi Uruguay'da iki türlü iş vardır. Şimdi şirket olayını ben önce söyleyeyim, sonra ona geçeyim. Şirket olayı, sen hiçbir şey yapmıyorsun. Ya bu kimliği aldıktan sonra hiçbir ödeme yapmadan, hiçbir yere para vermeden, sadece muhasebecine yaptığın ödemeyle muhasebecin senin adına gidiyor, şirketi kuruyor. Hiçbir masrafın yok buna. Ya sadece muhasebe masrafın var. Şimdi Uruguay'da iki türlü iş vardır. Şimdi Uruguay sosyal medyada veyahut da ne bileyim internette veyahut da halk arasında bilindiği gibi 3 ile 3,5 milyon arası bir nüfusa sahiptir. Şimdi aslında bu yanlış. Yani bu şöyle yanlış. Uruguay 200 milyon üstü bir ülke. Yani Türkiye'nin 2 misli, 2,5 misli büyüklüğünde bir ülke düşüneceksin nüfus yoğunluğu olarak. Coğrafya olarak 10 misli düşüneceksin. Neden diyecek olursan, şimdi sen lokal bir iş yapıyorsan, bölgene, çevrene hitap ediyorsan, Uruguay 3,5 milyon bir insan ülkedir diye düşüneceksin. Bu benim yaşamış olduğum mahalle 100 bin kişidir. İşte günde 100 kişi bana gelsin hesabı yaparsın, iş kurarsın. O lokaldır. Ama sen tamamen dışa yönelik bir iş kuruyorsan, o zaman Marquesul yasasına giriyorsun sen. Marquesul nedir? Marquesul Avrupa Birliği gibi düşün. Yani Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İsviçre, İsveç, İspanya, nasıl ki bu ülkeler, Yunanistan'ı, Romanya'sı Avrupa Birliği'nde ve bunlar ortak bir ekonomiden yönetiliyorsa veyahut da
ticaret anlaşmaları varsa kendi aralarında, Uruguay'da, Brezilya'yla, Paraguay'la, Şili'yle, Arjantin'le vesaire 6-7 tane ülke aralarında bir anlaşma var. Yani sen burada kurmuş olduğun, örneğin Türkiye'den geldin, tarımsal sulama işi yapacaksın. Sen Uruguay'a ürün satmayı hayal etmeyeceksin. Sen Brezilya'ya satmayı da hayal edeceksin. Şube açacaksın. Çünkü sen Marquesul'sun. Buradaki işin ana merkezi Montevideo örneğin. Veya ana merkez Brezilya. Veya ana merkez Arjantin. Uruguay'a şube açıyorsun. Brezilya'ya şube açıyorsun. Paraguay'a şube açıyorsun. Şili'ye şube açıyorsun. Tek vergi dilimine dayalı ülkeler arası ticaret yapmış oluyorsun. Bu Marquesul'dur. Ki o zaman senin Montevideo'dan bir alakan kalmıyor. Uruguay'da da bir alakan kalmıyor. Aynı Türk konsolosluğu veya Kanada veya Amerikan konsolosluğu gibi Marquesul'un merkezi var. Konsolosluk konumunda olan merkezi var. Bu Amerikan konsolosluğunun yanında. Oraya gidiyorsun, oradan işlemlerini yapıyorsun. Yani iki türlü iş kuruyorsun. Birisi lokal, çevrene hitap eden bir iş. Birisi 200 milyon insandan fazla insana hitap eden 6-7 tane ülkeye iş yapmış oluyorsun. Yani Türkiye'den örneğin 500 konteyner havlu getirebilecek çapım var. Uruguay'ın nüfusu 3,5 milyon. Ulan ben hani bir konteyner sattım, diğerini hesaplayacağım. Hayır abi. Brezilya'yı da hesaplayacaksın. Arjantin'i hesaplayacaksın. Şili'yi hesaplayacaksın. Çünkü bunlar Marquesul ülkeleri. Ticaret anlaşmaları birdir bunların. Bunun içinde senin yapman gereken tek şey, sadece Marquesul anlaşması dahilinde çalışan bir muhasebeci bulacaksın. Bütün evrakları o adam kovalıyor zaten senin. Şimdi öncelikle şunu kafanıza çok iyi koyun. Uruguay'da çalışan herhangi bir devlet memuru rüşvet yemez. Sizden çalmaz. Bu konuda kesin. Sizin olan bir şeyi size vermek için ülke ekonomisini dahi yarıya kadar indirilir ama sizin hakkınızı size verirler. Yani çünkü bu ülkede yasal anlamda çalışan hiç kimse veya hiçbir işletme zarar görmez. Kontrat imzalandıktan sonra eğer ki kontratta mal sahibi 1000 dolara onaylayıp da imzalamışsan, avukatınla beraber sen de imzaladıysan, yıllık enflasyona göre artışa gider. Mesela ben 40.000 pezoya tuttum. Şu an 46.500 peso ödüyorum. Yani ben tuttuğum zaman 1000 dolar gibiydi. Şu anda 1150 dolar gibi para ödüyorum. Yıllık enflasyon 3 yılda 150 dolar artış göstermiş. Bu devletin vermiş olduğu yetkidir. O doğrultuda artışa gider. O adam gelip de bana kapıma veyahut da telefonla açıp da bana 60.000 peso yazacaksın, benim dükkanımın değeri 70.000 oldu diyemez. Ben o dükkanda olduğum sürece devlet yasal olarak enflasyonu ne açıkladıysa o artışa gidebilir. O şekilde biz dükkan tuttuk. Şu anda ben 46.500 ödüyorum. İşte elektriktir, faturadır, şudur budur, vergidir. Aşağı yukarı bir ayda 85.000 peso gibi bir dükkan gideri var. Yani bir 2200 dolar gibi bir dükkan gideri var. Şimdi dükkanı açarken asıl sorunu şurada yaşıyorsun. Yani özellikle bu yemek işi yapacakların bilmesi gereken bir şey. Biz tamamen farklı bir kültüre hitap ettiğimiz için, yani çünkü Türkiye'de sen bugün her 10 dükkandan bir tanesini yüzeysel bir masrafla hemen bir kebapçıya çevirebilirsin. Ama Uruguay'da çok farklı bir kültür olduğu için biz dükkanı kendi kültürümüze, kendi yemeğimize veyahut da kendi çalışma prensiplerimize, tarzımıza uydurmak için biraz daha fazla masraf yaptık. Ki dükkan Fuat Mühendis, Zertik Mühendisi, benim de çok iyi bir inşaat bilgim var. İzolasyoncuyum aynı zamanda. Biz işçiliği %80-%90 oranında kendimiz yaptığımız halde yaklaşık 50 bin, 45 ile 50 bin dolar arası paramız gitti bizim. Daha dükkan boş. Yani dükkan boş derken dükkan hazır, dolaplar boş. Biz 50.000 dolar gibi bir maliyetle açtık. Daha sonraki süreç işte bazı eksikler vardı. Biz onları zamana bıraktık. Onlarla beraber aşağı yukarı bir 55.000 dolar gibi bir maliyetimiz oldu. O günün şartlarından bahsediyorum. Yani o günün şartları, benim bahsettiğim 3 yılı aşkın bir zamandan bahsediyorum. Şu an bu rakam 60-65.000 doları bulur.
Çünkü ben aldığım zaman seramiğin fiyatı örneğin 13 dolardı. Şu anda oldu sana 18-20 dolar. Ha, geçen gün sordum mesela seramik yapıştırıcı. Ben 240'tan almıştım torbasını. Şu anda 370 olmuş. Yani şu anki süreç hadi maliye olsun da 65 bin dolar gibi maliyet olsun. Biz o maliyeti açtık dükkanı. Ondan sonraki süreç işte dolaplarımızı doldurduk, satışa başladık. Ama burada çok tehlikeli ve çok ağır bir risk var. O da nedir? Sen tanınmayan ve bilinmeyen bir yemeğe giriyorsun. Arkadaş biz 3 gün bekliyoruz, 5 gün bekliyoruz, dükkana gelen yok. Tabii yani hazırız ama yok. Çünkü bilmiyor adamlar. Kalktık o caddeye, o köşe yok mu? Hmm. Kilisenin karşısına. Evet. O köşeye koca masayı koydum abi. Döner 2 kişi taşıyoruz. Döner koydum abi. Bütün mahalleye sabah saat 10'da başladım, akşamı saat karanlığına kadar. Bedava döner. Abi 4 tane bıçak bileylemişim. Hazır masatlı. 4'ü köreldi. Düşün o kadar ki döner kesiyor. Kaç şiş. Biz bütün ofislere hem yoldan geçene veriyoruz. Hem de paket paket, poşet poşet ofislere gönderiyor. Soruyor ofiste kaç kişi? 10 kişi, 10 döner. Kaç kişi? 30 kişi, 30 döner. Herkese. Biz o gün bütün mahalleye döneri tattırdık hemen hemen. Yani %50'si kesin yedi. Ertesi gün müşteriler gelmeye başladı işte. Kimisi yemeğimizi çok sevdi. Kimisi bizi çok, bize baktık, biz insanları, bizi sevdi. O şekilde biz işi oturttuk. O şekilde başladık. Yani o dükkanın bize maliyeti, şimdi maliyet olarak beyler şey düşünmeyeceksiniz. Yani bir dükkanı açtığın zaman elektriği kaça mal ettin, tesisat kaça mal oldu, seramik kaça mal oldu, karton piyera ışıklandırma kaça mal oldu. Bu maliyet değildir. Dükkan kendini ifade edebileceği, artık cebinden yemeyip sana para kazandırıncaya kadar ki dükkanın gideri senin masrafındır aslında. Senin maliyetindir. Yani dükkanın tanınma süreciyle beraber yani aşağı yukarı biz bir 5000 dolar da öyle yemiş olduk. 70.000 dolar diyelim yani bugünün şartlarında. 70.000 dolar. Bugünün şartlarında 70.000 dolar gibi paraya mal etmiş olduk biz dükkanı. Yani şu anda geçen mesela teklif geldi. Dükkanın ciro değerine 120.000 dolar verdiler. Anladım. Yani ciro değerine bir satmayı düşünüyoruz. Doğru insanı bulursak. Biri geldi 35.000 euro değeri verdi mesela. Dükkanın maliyeti hariç 35.000 euro değeri verdi. Biri geldi 70.000 verdi mesela. Herkes bir şeyler söylüyor. Biz de düşünüyoruz. Ben Montevideo'na çıkmayı düşünüyorum. Daha sakin, daha böyle turistik bir yer. Çünkü ben turizmci olduğum için denizin kenarına gitmek istiyorum. Ama Uruguay'da kuracağın işin maliyeti eğer elinden iş geliyorsa yer 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 düşüyor. Nasıl geliyorsa örneğin bir ustayı çağırıp da 3000 dolara yaptıracağın işi 200 dolar aldığın malzemeyi ben kendim işlerim diyorsan cebinde para kalıyor. Örneğin ben seramiği mesela ben o tezgahı hazırladığım zaman adam benden 65.000 peso sadece işçilik istedi. Malzeme hariç. Ben komşudan kaynak makinesi aldım. 100 dolarlık da elektrotur vesaire de malzemeyi aldım. Kendim yaptım. Yani aşağı yukarı ben adamın 65.000 istediğini ben 2500 peso gibi maliyetle kendim yaptım. Çünkü malzemeyi zaten almışım ben. Yani malzemeyle beraber 90.000 pezoya mal olacak bir tezgah ben 30.000 pezoya yapmış oldum. Anladım. 60 cebimde kalmış oldu. Bunları kendin yaparsan dükkan daha ucuza mal olur. Sen sadece itfaiye gelip onayını veriyor veya buranın işte Aydem gibi TEDAŞ geliyor veya şey gibi işte UTE geliyor. Elektriğinin onayını veriyor. Açıyor sadece. Su müdürlüğü geliyor. Saatin işte bağlantısını yapıyor sadece. Sen şimdi her şeyi yapmışsın. Ama sen kalkıp da hepsini ustaya yaptırırsan sadece onaya da onları çağırırsan abi o dükkanı 100.000 dolara da mal eder. Yani şu an benim dükkanımı sen her şeyi başkasına verdiğin zaman 100.000 dolara çıkaramazsın. 120-130.000 dolara çıkarırsın. Peki abi son olarak şeyde Uruguay'da avantajlı sektörler olarak hangi sektörleri görüyorsun? Uruguay'da avantajlı sektör olarak kesinlikle hani önce ufak çaptan başlayalım. Yemek sektörünü bırakmasın. İkincisi yap sat, al sat değil de tadilat işi, inşaat işinde çok güzel para var ama bunun içinde hem bir işi bilen bir ekibe ihtiyacın var hem de çok iyi dil bilmen gerekiyor. Yani ekibin yoksa, dilin varsa anlamı yok.
dilim diri ekibim var. Dilin yani ikisinde olmak zorunda dil olacak. Üç, eğer biraz daha işi büyütecek olursak hayvansal veya tarımsal ürünlere girsinler. Çok muazzam para var. Yani bugün sen Uruguay'a hayvansal veya tarımsal işte bu arazide kullanılabilecek veya çiftlikte kullanılabilecek ekipmana girdin. Çok güzel para var bu işte. Biraz daha işi büyütecek olursak çelik işi çok güzel para yapıyor bu ülkede. Yani bugün sen Uruguay yok gözüküyor ama yüzlerce peynir ve süt fabrikası var. Tesisleri çoktur bunların. Çok iyi bir şirket kurup çelik işi yapacağım dersen sen yani her yıl iki tane fabrikanın tadilatına gidersin. Çünkü fabrika çok fazla yani her yıl peynir fabrikası, dünyaya peynir satıyor. O iş sektörde çok güzel para var. Ha meslek olarak her türlü mühendislik bu ülkede gideri var ama talep az. Maaşları güzeldir ama talep az. Çünkü ülke zaten küçük bir ülke. Onun haricinde abi hani benim mesleğim yok ama ben güzel para kazanmak istiyorum. Hayatımı güzel yaşamak istiyorum diyorsan abi. Geleceğim burada bir arabanı alacaksın abi Uber yapacaksın. Türkiye'de ilişkilerim sağlamdır. Getirebilirim dersen bir dükkan açıp hediyelik işine girebilirsin. Yani Uruguay'ı şöyle düşünün. Yani Avrupa'nın, Almanya'nın, İtalya'nın, Fransa'nın 70'li yılları gibi düşünün. Yani bütün köşeler boş. Evet. Sen eğer akıllıysan, ticareti biliyorsan, biraz da böyle ticari kafa değil bakın. Ticari kafa farklı bir şeydir. Ticari ahlak ve karakter farklı bir şeydir. Ticari karaktere sahipsen abi Uruguay'da başarılı olamayacağın sektör yoktur. Örneğin benim yanıma müşteri gelir. Ben 3 yıl önce yemek yapmışım olduğum müşteri gülerek dükkanıma girer. Halen gülerek dükkanıma girer. Niye? Çünkü ben herhangi bir şey için o adamın kalbini kırmadım. Yeri geldi kartında para çektim vermedi ki sonra ver dedim o adama. Şimdi arkadaşlar bu arada özellikle bir konuyu dile getireyim. Uruguay'da çay bardağı yok. Hiç bilmiyorlar da. İkincisi çaydanlık yok. Yani gelen arkadaşlar çay içiyorlarsa eğer çaydanlığınızı bardağınızı getirin. Ha çay içmiyorsanız da getirin bana getirin. Çünkü çaydanlık ve çay bardağı yok bu ülkede. Öyle bir sorun var. Şimdi arkadaşlar biz şeyden bahsediyoruz. Konumuz burada yapılacak olan işler. Dediğim gibi yani inşaat sektörü bu ülkede çok ciddi bir ihtiyaç. Hem işi bilmiyorlar. Ciddi anlamda usta sorunu var bu ülkede. Diğer bir sorunsa bizim iki ustanın bir haftada bitirdiği işi bunlar 5 usta bir ayda bitiriyor. Zaman olayı çok sıkıntı. Kaliteli işçilik yapan, güzel temiz çalışan ve hızlı çalışan bir ekiple burada çok muazzam para kazanabilirsiniz. Çünkü Uruguay özellikle Montevideo'nun %70'i gecekondu tarzı evlerden oluşuyor. Evler çok kötü. Uruguay dünyadaki en yüksek nem oranına sahip ülkelerden bir tanesi. Evlerin %70'i ya zeminden ya çatıdan kesinlikle nem veya su alıyor. Seramik işinde olsun, alçı işinde olsun, duvar işinde olsun, sava işinde olsun, inşaatın her alanında çok ciddi bir boşluk var, çok ciddi bir ihtiyaç var. Bu sektörde çok güzel para kazanabilirsiniz. Yemek sektörü dediğim gibi çok güzel para kazanabilirsiniz. Yani şeyi kafanızdan çıkartın. Uruguay'da iş kurabiliyor muyuz diye. Uruguay'da herkes iş kurabilir. Devlet yani kurumsal konularda devlet sizin iş kurmanıza herhangi bir engel teşkil etmiyor. Önünüze bir engel çıkmıyor. Sadece iş kurmak için hangi iş olursa olsun beklenmesi gereken bir süreç, izlenmesi gereken bir yol var. Onu doğru şekilde yaptığın takdirde ki onu muhasebeci sizi yönlendiriyor veya bilen biri sizi yönlendiriyor. Çok rahat şekilde iş kurabiliyorsunuz bu ülkede. Bu ülkede sıkıntı iş kurmak değil. Tek bir sorun var. Bu ülkede iş kurmak için harcamış olduğun veya getirmiş olduğun paranın kaynağını açıklayacaksın. Yasal olacak. Yani bu ülkede sınır 100 bin pezodur. O da aşağı yukarı 2500 dolar gibi bir rakamdan bahsediyoruz. 100 bin pezoyu devirdiği anda sistem bayrak kaldırıyor. Ve senden paranın kaynağını istiyorlar.
paranın kaynağını gösteremediğin takdirde hiçbir şey yapamazsın bu ülkede. Bunu gösterirseniz çok güzel para kazanabileceğiniz birçok sektör var. Hayvancılık sektörü. Yani sadece şey düşünmeyin, yani hayvansal ürün düşünmeyin. Tarımsal ürünler olsun, yani bu tarımda kullanılan ekipmanlar, sulama sistemleri veya ne bileyim hayvanların bakımında veya çiftliklerde kullanılan ekipmanların dayalı bir sistem, ne bileyim veya hem hayvana hem tarıma ikisine aynı anda hitap eden bir iş kurarsın. Sektör çok iyidir. Çelik işi çok iyidir. Çünkü paslanmaz ve çelik konusunda. Örneğin sen çok kaliteli bir bükme makinesi getir bu ülkeye. Çok büyük para istiyor ama bir bükme makinen olsun burada. Çelik işinde deli para var. Çelik kaynağını, gazaltı kaynağı olsun, argon kaynağı olsun. Bu tür kaynaklarda iyi olan bir usta bir iş kurarsa çok güzel para kazanabilir. Çünkü ülkede çok ciddi bir çeliğe dayalı bir boşluk var. O da nedir? Ülke hayvancılığı çok güçlü olduğu için çok fazla peynir fabrikası var. Yani sen her sene bir fabrikanın, iki almana gerek yok, üç almana gerek yok. Her sene bir fabrikanın yüzeysel bakımını, teknik desteğini üstlen. Ki yani ben acaba iş verirler mi diye bir şey yok. Her iş bir risktir. Yani sen Uruguaylı birini işe alacaksın, bu işten anlayan veyahut da konuşmasını bilen, ilişkileri iyi olan. Gezecek elinde klasör, altında araba, adam gezecek örneğin fabrikaları. Herkese teklif dosyası verecek. 100 tane teknik dosyasının yılda bir tanesi sana merhaba desin. Olay biter. Ha, kimi çağırır sana bağlantı borusunu bir değiştir der. Kimisi gelir şu tankları bir değiştir der. Kimisi komple fabrikayı sana vermek ister yenilemen için. Ama sonuçta bir yerden başlamış olursun. O sektör çok iyidir. Yani Türkiye'den ürün getirip burada pazara girmek çok çok rahattır. Çünkü sektör tamamen boşta. Uruguay'da üretim yok. Uruguay'da üretim yok. Düşün, benim yan tarafımda bir yorgancı ve hem ev ufak tefek yorgan, battaniye tarzı, hem de havlu. Düşün, Ciudad Vieja'da adam $7,000 kira ödeyerek dükkan tutmuş, Habitat'ın hemen ikinci dükkan yanında. Adam havlu satarak $7,000 kirayı verebiliyorsa, ha demek ki bu sektörde para var. Ona göre hesaplayacaksın. Veya basit bir kırtasiye. 4 tane, 3 tane bayan, 2 erkek çalışıyor. 5 kişi bir kırtasiyede çalışıyorsa patron harici, demek ki bu ülkede para var. Uruguay Güney Amerika'nın İsviçre'si gibi. Yani ekonomisi çok sağlam bir ülke. Devlet öyle bir sağlam yatırımlar yapıyor ki çok muazzam bir ekonomisi var Uruguay'ın. Aklı olan insanlar bu ekonomiden faydalanabiliyor. Akılsız adam zaten Türkiye'de de, Almanya'da da, Fransa'da da akılsızdır. O konuda bir şey demiyorum ben. Çok iyi bir kasap bu ülkede para kazanır, çünkü et sektörü çok geniştir bu ülkenin. Güzel bir kasap dükkanı açabilirsiniz mesela, güzel bir restoran açabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, yemek sektöründe sunum çok önemli. Zaten farklı bir kültüre ait olduğunu hissettirirseniz insanlar geliyor. Yani kiraları sormayın bana. Bana kiraları sormayın. Yani insanlar geliyor, abi kira kaç para? Şimdi $1,000 da kira var. Aynı dükkanı 500 metre ileriye taşı, $3,000, aynı dükkanı 1 kilometre Karaskova götür, $3,000-$4,000, aynı dükkanı Latteka'ya veya da ne bileyim başka bir mahalleye götür, New Paris'e götür, abi $300. Yani dükkan kirası bulunan bölgeye göre de, bir yerde dükkan kirası yüksekse, bir yerde dükkan kirası yüksekse, orada demek ki canlı para daha çok dönüyor. Para var ki kira yüksek. Çünkü bu mal sahibi de onu biliyor, onu hesaplıyor adam. Bir de şu konu sizi korkutmasın. Yani ticareti bilen adam zaten bunu bilir. Uruguay dünyada belki de en pahalı ilk 50 ülke arasına girer. Belki de ilk 40'ın arasına girer. Uruguay çok pahalı bir ülke. Montevideo. Uruguay Güney Amerika'nın en pahalı ülkesi. Yani bugün sen Güney Amerika'da Uruguay'da günde $20 karnını doyurup gezip yaşayabiliyorsan, kiran hariç, sen $10 Paraguay'da yaşarsın. Veya Arjantin'de $5 yaşarsın. Veya Brezilya'da $8 yaşarsın. Uruguay çok pahalı bir ülke. Ama Uruguay çok pahalı, ben gelmem Uruguay'a diyen insanlara ben gerizekalı diyorum. Niye diyecek olursan, ben bugün dönerciyim, doğru mu? Ben bir doları, döneri aşağı yukarı 8 7,5 dolara veriyorum.
7,5 dolara. Bana maliyeti 3,5 dolar. Bir dönerden 4 dolar kazanıyorum. Bakın 4 dolar kazanıyorum. Paraguay'da bir arkadaş vardı, biz tanıştık. Adam döneri 2 dolara veriyor. Paraguay çok ucuz. Döner 2 dolar. Adamın kirası 120 dolar. Düşün aylık. Abi sen çok ödüyorsun. Nasıl 1200 dolar veriyorsun? Ben 120 dolar veriyorum. 2 dolara veriyor. Şimdi o adamın Türkiye'ye tatile gittiğini varsayalım. Ben bileti buradan, ben buradan 1000 tane döner sattığım zaman Türkiye'deki otel paramı, uçak biletimi, oradaki üst baş giyime kadar kira masrafımı 1000 dönerden çıkartıyorum. O adam 5000 döner satacak. Çünkü bir dönerden 1 dolar kazanmıyor o adam. 75 sent kazanıyor. 5000 tane döner satacak, ben 1000 döner satacağım. Yani Uruguay pahalı bir ülke. Ben pahalı satıyorum. Yani Uruguay pahalı bir ülke diye ben ucuza satmıyorum. Pahalı olan bir yerde canlı para daha çok döner. Kazanç daha fazla olur. Örneğin şu görmüş olduğunuz bu Uruguay'da 1200 peso. Yaklaşık 30 dolar. Ama aynı ürün git Arjantin'de abi 5 dolar. 5 dolar. İyi de o Arjantin'de mağazada bunu satan adam bundan 1 dolar kazanıyor. Buradaki adam 20 dolar kazanıyor. Fark bu. Fark bu. Yani Uruguay çok pahalı bir ülke, ama pahalı bir ülkede sen yapmış olduğun işçilik pahalıdır. Uruguay'da mesela bir seramik ustası ortalama günde 2000 peso alıyor, 2500 peso alıyor. Yani 60 dolar gibi bir yövmiye alıyor bir seramik ustası. Minimum. Minimum 60 dolar gibi bir yövmiye alıyor. Arjantin'deki bir seramik ustası da abi alıyor 18-20 dolar günlük yövmiyesi. Şimdi Arjantin ucuz diye sen de ucuza çalışıyorsun. Çünkü Arjantin'de ucuz. Yemek ucuz, adam sana onu hesaplayarak veriyor. Ondan dolayı pahalı bir ülke, pahalı olan şehir neresiyse ticaret yapan insanların oraya gitmesini ben tavsiye ediyorum. Yani ne yaparsanız yapın, ucuz olan ülkeden, ucuz olan şehirden uzak durun. Eğer ileriye yönelik yatırımınızı güçlendirmek, daha farklı para kazanıp daha güçlenmek istiyorsanız pahalı olan şehri veya ülkeyi tercih edin. Yani bugün ben şu anda burada yapmış olduğum işi gidip Brezilya'da yapsaydım bana maliyeti 30 bin dolar olacaktı. Ben ona göre kazanacaktım. Ben burada 60'a mal etmişim, 65'e mal etmişim. Ona göre kazanıyorum. Yani ondan dolayı tamam Uruguay pahalı bir ülke, ama canlı paranın güzel döndüğü, fiyatların yüksek oldu. Yani çünkü senin komşun satıyor pahalı, sen de pahalı satıyorsun. Kaça aldığın önemli değil. Uruguay'da bir de şöyle bir olanak var. 1'e alıp 3'e satma şansın var. 4'e satma şansın var. Ya çünkü Uruguay'da bir ürünün fiyatı önemli değildir. Örneğin şu tahtayı aldın, ayakları aldın 10 dolara. Ama onların adam gelip sana masa haline getirmesi 100 dolar. İşçilik çok güzel para ediyor Uruguay'da. İşçilik tavsiye ederim ben. Yani ama Uruguay'da şunu asla unutmayın. Hani ben bunu bu videoda söyleyeyim, insanların kafasında soru kalmasın. Uruguay'da herhangi bir bireyin yanında çalışarak veya herhangi bir fabrikada asgari ücretle çalışarak asla bir yere varamazsınız. Kiranızı ödersiniz, faturalarınızı ödersiniz, karnınızı doyurursunuz. Bir adım ilerleyemezsiniz. Uruguay'da kazanmanın temel kuralı ve tek yolu kesinlikle ama kesinlikle bir işi yapıp o işte size sahip olması, sizin olmalı. Yani sizin sahip olmanız gerekiyor işe. Bugün benim yanımda çalışan eleman 20 bin peso alıyor. 6 bin de ben SSK'sını yatırıyorum. 26 bin peso. 4 bin de ayda yediğini varsayalım. Çünkü kısa boylu küçük bir tane bayan çalışıyor. Şimdi damacana kadar bir şey zaten. Fındık diyorum ben ona. Ayda 4 bin peso en fazla. Bana maliyeti 30 bin peso. Yani en fazla işte çocuğuna bir hediyesini alıyor. Kirasını ödüyor, faturalarını ödüyor. Ayda da arttırırsa 100-200 dolar köşeye para arttırıyor. Çünkü işçilik bunu gerektiriyor. Ama işletme yaparsan daha farklısın. O yüzden benim size tavsiyem pahalı ülke işletme yapmaya gidin. Bu, ama sakın ha sakın gene söylüyorum. Anlaşamayacağınız, uyuşamayacağınız kişiyle yola çıkmayın. Şimdi videoyu sonlandırmadan önce ben Mücahit vasıtasıyla Amerika'daki Fuat'a, benim ortağım da Amerika'ya gitti 2 aydır. Buradan selamlarımı yolluyorum. Yakın zamanda biz de umuyoruz ki o tarafa geleceğiz. New Jersey sokaklarında beraber yürüyeceğiz. Seni seviyoruz. Kendine iyi bak. Uruguay'dan selamlar Fuat.
Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenerek, yorum yaparak, kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'da da takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.